Evet, İmam Hatip Ortaokul 7. sınıf Arapça derslerine devam ediyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz konu da sevgili çocuklar 11. alıştırma İkra eşşiara şiiri oku İkra oku eşşiara şiiri oku şiiri oku vebhef ve araştır an manasını araştır. Manasından araştırma yap. Vehfazhu ve onu ezberle. Thümme sonra öktübhü onu yaz fi defteri ki defterine yaz. Demek ki ikra şiire şiiri oku. Vebhez ve araştır an manasını araştır. Vehfazhu ve onu ezberle. Sümmektübhü fi defterike sonra onu defterine yaz. Evet. İle şühedeyi Çanakkale. Çanakkale şehitlerine diyor. İle ea şühedeyi şehitlere Çanakkale Çanakkale şehitlerine. Eyyuhel cündiyu ey asker es-sakitu düşmüş asker alel ardı toprağa li ecdi turab bu vatan için, vatan için, ey bu vatan için toprağa düşmüş asker. Yani şehit olmuş asker. Bu toprağı düşman istilasından kurtarmak, nezahatini muhafaza etmek için kendini feda eden yiğit asker. Lev eğer nezele inse el ecdadu ecdat inse mine semai gökten ecdat inse li yukabbilu öpmek için öpmek için cebineke alnını el mudi opak ak alnını öpmek için gökten ecdat inse lekünte idin testahikku hak eder idin zelike bunu. Yani düz Türkçe'ye çevirecek olursak çocuklar gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer diyor. Haklısın yani. Hak edensin. Ecdat gökten inip de o daha önce vefat eden şehit olan ecdatlar ecdadımız inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kem ente sen ne kadar azim ne kadar büyüksün. Ne büyüksün ki demuke kanın yunkızı kurtarıyor et tevhide tevhidi. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi diyor. Kanın kurtarıyor tevhidi Allah'ın birliğini yüceliğini. Eyyühe şehidu ibnü şehid. Ey şehit oğlu şehit. Ey şehit oğlu şehit. La tatlub benden isteme. La tatlub isteme minni benden kabren bir makber isteme. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Feleste sen değilsin min ehlil kubur. Sen kabir ehlinden değilsin. Çünkü bizim inancımıza göre şehitler, çocuklar direkt cennete girer. Sorgusuz sualsiz. Fennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yeftehu açmış sana leke seni için hidnahu avucunu kucağına bikulli beşerin müjdeyle var ve rahavetin ve huzurla ve sürurin ve sevinçle. Yani sana avucunu açmış duruyor peygamberin Arapçası. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Fennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yeftehu açıyor leke sana hidnahu avucunu ve kucağını bikulli beşerin tüm müjdeyle ve hoş yürekle ve mutlulukla, sevinçle sana avucunu açmış duruyor peygamber. Evet.
Bir sonraki sayfada 12. alıştırma sevgili çocuklar. Üktüp yaz. El-i'lâne, ilanı, duyuruyu. El-âti. Yani gelen afiş, ilan, afiş demek, duyuru demek. El-âti gelen. Fî defterike, defterine. Thümme, sonra. Cehiz, sonra hazırla. İ'lânen afiş min indike, sen kendi yanından. Yani sen kendin bir afiş hazırla. Heyye, haydi. Bu afişin başlığı. Li ziyareti makbarati şühedâi. Şehitliği, şehitlik kabristanını ziyarete gidelim ama şehitlik diyoruz biz buna. Makbara, kabristan. Şühede, şehitlerin kabristanı. Li ziyareti, ziyaret etmek için. Fi, nerede? Çanakkale. Çanakkale'deki şehitler anıtına, şehitler mezarlığını ziyarete gidelim. Bir tarih, tarihinde 18 Mart, 18 Mart'ta. Çünkü Çanakkale zaferi 18 Mart tarihini taşıyor çocuklar. Değil, geçme Çanakkale. Çanakkale'yi düz geçme diyor. Yani orada da yatan yüz binlerce insanın ruhaniyetine anlamaya çalış. Bu insanlar niçin toprağı kucaklamışlar bir çiçek bahçesine girercesine, onu anlamaya çalış. Halicu Anzak, Anzak Halici. En-Nusbu Tezkeriyü Lişşühedeyi, şehitler anıtı şu. Tezkeri anıt, anı. En-Nusb heykel. Lişşühedeyi, şehitler için. Şibhu Cezireti Celibodi. Şibhu Cezireti, cezire ada demek. Şibhu Cezire yarımada. Celibolu yarımadası. Kal'atu Girit Bahar. Girit Bahar kalesi. O da önemli bir kale sevgili çocuklar. Burada bir de yazan bir yazı var, şiir var. Kıf eyyuhel musafir. Dur ey yolcu. Bu dur. Bu yolcu. Ey yolcu. Dur ey yolcu. Hazil ardu. Bu toprak. Elleti tati'u aleyhe. Toprak diyerek bastığın bu toprak. Yani yer diye bastığın bu toprak. Ve tec'aluhe. Ve kılıyorsun, kabul ediyorsun, hiye ardun, o bir topraktır. Li asri mudiin, bir aydınlık çağın toprağıdır o. Yani herhangi bir toprak değil. Bu toprak kendisinden sonra ki günleri, ayları, yılları aydınlatan bir toprak. Eğer o toprak düşseydi şu anda biz Anadolu üzerinde özgür yaşamıyor olacaktık sevgili arkadaşlar. Evet. Burada da dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler, vakitler diliyorum.